Her gecenin bir sabahı vardır. O sabahın ışığı ufukta görülmüştür. Her yokuşun bir inişi vardır. O iniş kısa süre sonra adımlarımızla buluşacaktır. Değerli milletvekilleri, merhum şairimiz Mithat Cemal Kutay'ın 15 yılı karşılarken isimli şiiri hepimizin hissiyatına tercüman olan bir başyapıttır. Gökten ne çıkar? Gök ha büyükmüş, ha değilmiş. Sen alnını göster, ne kadar yükselebilmiş. Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir. Tarihi kendin yazıyorsan eserindir. Bahsetme bugün sade dünün mucizesinden. İnsan utanır, sonra yarın kendi sesinden. Asrın yaşamak hakkını vermez sana kimse. Sen asrını üstüne izin varsa benimse. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bastığımız yerleri toprak diyerek geçmedik. Hep düşündük. Altında binlerce kefensiz yatanı, o sere serpe uzanıp yatanlar ki tarihe nam bıraktılar, şan bıraktılar, silinmeyecek at bıraktılar. Hatta yatmadılar, sadece kara toprakla koyun koyuna tutundular, arşın kanatlarına, vatan uğruna zalimlerin kanlı fermanı yırtıldı. İstiklal uğruna zorbaların ve zorbalığın kaleleri yıkıldı. İstikbalimiz uğruna vahşi senaryoların sayfaları kahramanlığın yıldırımlarıyla yakıldı. Merhum şairimiz Akif Çanakkale şehitlerine yazdığı muhteşem şiirinin bir yerinde diyordu ki, çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Onlarda vahşet denkti, bizde iman devdi. Onlarda oyun çoktu, bizde taviz yoktu. Onlar mezarımızı kazıyorlardı, biz de kahrından lütuf kazanıyorduk. Onlar kaybetti, onlar zelil oldu, onlar rezil oldu. İçine sıkıştığımız husumet mengenesini gevşetmek, üzerimize atılan ölü toprağından çıkmak için can verdik. Kan döktük, bedel ödedik ve Çanakkale'nin manevi surlarına bu vatanı geçemezsiniz, bu sahillerde tutunamazsınız, bu bayrağı indiremezsiniz, bu ezanı susturamazsınız diye yazdı. Kınalı kuzuların şeref madalyasıdır Çanakkale. Vurulup da düşmeyenlerin, düşüp de ölmeyenlerin, şehit olup da dönmeyenlerin, şahit olup da geri çekilmeyenlerin onur meşalesidir Çanakkale. 107 yıl evvel tarihin akışını, talihin seyrini değiştiren muhteşem bir vatan savunması Çanakkale'de vuku bulmuştur. Bu kapsamda küresel ve bölgesel senaryolar çöpe atılmış, zulüm planları, sömürge hesapları, esaret projeleri suya düşmüştür. Diyebiliriz ki uluslararası düzenin yeni çerçevesi Çanakkale'de çizilmiştir. Milletler ve medeniyetler mücadelesinin sahnesi burada kurulmuş, mütakiben daha da sertleşmiştir. Çanakkale'de kahramanlık köhneliği, fedakarlık fecaati, cesaret cehaleti, irade işgali, şehadet şiddeti, millet zilleti mağlup ve mahcup etmiştir. Çanakkale geçilememiştir. Türk vatanı ele geçirilememiştir. Bu cennet vatanı almak istediler, vermedik. Dönemin en ileri savaş makineleriyle karşımıza çıktılar, yenilmedik. Yedi düvel toplanıp üzerimize geldi, eğilmedik. Çünkü haklıydık, hakikatin safındaydık.
Hedef alınan sadece devletimiz, sadece milletimiz değil, koskoca tarihimizdi. İmha edebilmek istenen milli varlığımız, tarihi haklarımızdı. Düşmanı denizde batırdık, karada bitirdik. Bize düşen Çanakkale'den ders almak, sonuç çıkarmak, ihtiyaç olursa da yeni bir destanı kanlarımızla yazarak bu cennet vatana son neferimize, son nefesimize kadar sahip çıkmaktır. Milli birlik ve kardeşliğimiz diri oldukça, vatan ve millet sevgisi tıpkı bir ateş gibi yüreklerde yanıp durdukça ne kurulan tuzaklar işe yarayacak, ne yapılan saldırılar sonuca ulaşacak, ne de düşmanca muamelelerin tesiri olacaktır. Çanakkale bir şuurdur, bir ufuktur, bir gururdur, aziz şehitlerimizin zafer emanetidir. Bu emanet başımızın üstündedir, asla lekelenmeyecektir. Bu emanet namusumuzdur, asla kirletilmeyecektir.